Bunun dün oldu birden. Abi hemen nidazol şurubu alıyorsun. Hemen anında eczaneden nidazol şurup bunun ilacı kursağında şu anda mantar var. Arkadaşlar bakınız. Biz bunları anlatıyoruz ya. Bakınız bir kuşun kursağındaki yem sert duruyorsa bilin ki kursağında mantar var. Onun için yavrularınızda eğer hani anne baba doyuruyor da diyorsun buna hiç su basmadı. Aslında su basmadı olay değil. Kuşta mantar var demektir. Salmonella değildir. Başka bir şey değildir. Tamamen mantardır. Nidazol şurup. Türkiye'ye biz tanıttık. 100 kişi kullandı. 100 ile netice aldı. Öyle bir ilaç. Abi buna direkt. Yoksa dün birden oldu. Şimdi arkadaşlar bak bu kuşu görmüşken söyleyeyim size. Mantar nedir? Mantar burada olur. Önü yaprak gibidir. Bir yaprak daha attığı zaman bir geride kalan yaprağa yapışır. Nefes borusuna doğru yürür. Açıkta olan yaprak gelip boğazına tıkandığı an nefesini keser, kuşu öldürür. Hani diyorsunuz ya kuşun gırtlağı dolu anında öldü. Ölme sebebi mantardır arkadaşlar. Evet, bunu bir yerine koyalım. Bir gün verdik, ilaç kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Nidazol. Ne için? İç çiçek, dış çiçek ve kursak mantarı, bağırsak mantarı ve ağızda çıkan mantarlar için kullanıyoruz. Şimdi kapağını görüyorsunuz arkadaşlar. 1 litre suya kapağının yarısı kadar. 2 litre suya bir kapak dolusu. Bu kadar basit. Günlük 3 litre tüketiyorsa 1,5 kapak, 4 litre tüketiyorsa 2 kapak şeklinde uygulama. 10 litre tüketiyorsa 5 kapak. Yani şunu bilin, 2 litreye bir kapak konuyor, 1 litreye yarım kapak konuyor. Şimdi hocam bunu kaç gün kullanacağız? Kuşlarda genel bakım yapmak istiyorsanız komple kümesinize önce kefir verin. Verdik. Bunu 6-7 gün üst üste kullanabilirsiniz. Tüm kümesi. 3. veya 4. gün ara verin. Bir gün daha kefir kullanın. İlacın 6 veya 7. gününü bitirin. 2 gün üst üste kefir verin. Kötü huylu bakterileri döküyoruz. İyi huylu bakteri, canlı bakteriyi kefirle veriyoruz. Bunu unutmayın. Kefirin içerisinde iyi huylu canlı bakteri var. Çocuklara çok önerilir. Hasta olmasınlar diye. Bakınız bunlar bilimseldir. İlyas Yıldırım'ın kendi uydurduğu şeyler değil. Araştırın, Google'a yazın. Kefir nedir? Nasıl canlı bakteri oluyor içine? Bunun araştırmasını yapın arkadaşlar. Yani bir tek İlyas'a bağımlı kalmayın. İlyas abi bir şey mi dedi? İnanma kardeş. Google'dan araştır. Ben size her türlü kapıyı açık veriyorum. İlacı ben göndermiyorum. Benden kesinlikle istemeyin.